beslenme tarzının hastalıkları önlemede bir rolü olduğu fikri onlarca yıldır gündemde olan bir konu. Aynı şekilde beslenme tarzının COVID-19 enfeksiyonu semptomlarının şiddeti ve hastalık süresinde önemli bir rolü olabileceğini öne süren pek çok çalışma yapıldı. British Medical Journal'da yayınlanan yakın tarihli bir Amerikan araştırması, ağırlıklı olarak vejetaryen beslenmenin COVID enfeksiyonunun şiddetini nasıl etkilediğini ele aldı. Çoğunlukla bitki ve veya balık bazlı beslenen kişilerin enfekte olmaları durumunda orta ila şiddetli bir COVID vakası geliştirme olasılıklarının %73 ila %59 daha az olduğu tespit edildi. Ancak herhangi bir beslenme tarzıyla COVID-19 enfeksiyonu kapma riski arasında da bir bağlantı bulunamadığı belirtildi. It's sort of embedded in a huge discussion of how does diet help. The big problem here is how do we find this out? And this is an interesting study because they use a population which is likely to be infected with COVID and likely to expose to COVID. So that is really interesting. Araştırmanın katılımcıları Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, ABD ve İngiltere'de ön saflarda görev alan sağlık çalışanlarıydı. 2000'den fazla doktor ve hemşireden ne yediklerini, COVID'e yakalanıp yakalanmadıklarını, COVID geçirenlere hastalığın ne kadar uzun ve şiddetli olduğunu sürekli kaydetmeleri istendi. Ağırlıklı olarak bitki bazlı beslenenlerin yaş ve egzersiz alışkanlıkları dikkate alındığında bile hastalığı ağır geçirme oranları çok daha düşüktü. Ancak yediklerimiz aynı zamanda daha geniş anlamda kim olduğumuzu da yansıtır. Batı ülkelerinde vejetaryenler genellikle iyi eğitimli, sağlık bilincine sahip insanlardan ve çoğunlukla kadınlardan oluşuyor. Bu faktörlerin hepsinin bir COVID enfeksiyonunun sonuçları üzerinde etkisi var. From my nutritional point of view, it's always, I think it's, worrying about nutrition is generally not a good idea. It's in most cases the diet is fine if you sort of get it somewhat balanced and don't go to one extreme or the other. I think the risk to push people into eating disorders is often worse than the benefit one could achieve. Araştırmada bitki bazlı beslenenlerle düşük karbonhidrat, yüksek protein bazlı beslenenler karşılaştırıldı. Yüksek kaliteli bir beslenme tarzının yeterli bağışıklık tepkisi oluşturmak için önemli olduğu biliniyor. Bunun da enfeksiyona duyarlılığı ve şiddetini etkileyebileceği kaydediliyor. Aslında en belirleyici etkenlerden bir tanesi sigara. Sigara gerçekten hem tüketilmesinin bulaşı arttırmasından hem de akciğere zarar vermesinden dolayı en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Beslenme de tabii günde en az 3 kere yaptığımız bir alışkanlık olduğu için bu da çok belirleyici oluyor. Ve ilk başta yani bu 1,5 yıllık sürecin ilk başlarında hep yeterli beslenmeye önem verilmesi söylenmişti. Ama ne yiyeceğine yönelik veya bunu araştıran bir çalışma yayınlanmamıştı. Mutlaka ki dünya genelinde olan bir salgın olduğu için iyi beslenemeyen ülkeler ve topluluklar olduğu için burada yeterli besin alımına öncelikle vurgu yapılmıştı. Ama pandemi bitmeyince ve daha homojen gruplarda daha detaylı birkaç çalışma yayınlanınca anladık ki aslında bitkisel beslenenlerin bu hastalığı daha hafif geçirdiğini, daha az yakalandığını gördük. Burada tabii birçok faktör var buna etki edebilecek. Hayvansal beslenmenin aslında inflamasyonu arttırması ve sitokin fırtınası dediğimiz hastalığın ağırlaşma ihtimalinin de yine hayvansal besinlerle tetiklenebilecek olması. Hepsinin ötesinde zaten bütün bu salgının hayvan yemekten dolayı çıktığı da aslında biliniyor. Uzmanlar COVID-19 viral enfeksiyon olduğu için bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemli olduğuna vurgu yapıyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Suat Erus, insanların beslenme tarzıyla COVID-19 vakası geliştirmeleri arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmayı ise şu şekilde değerlendirdi. Bu araştırma öncelikle doktorlar üzerinde yapılmış ve hatta COVID'e en sık maruz kalan, yani daha doğrusu koronavirüse en sık maruz kalan doktorlar arasında yapılmış. Yani hastalar yakalanma ihtimali yüksek olan bir popülasyon. Ve geriye dönük olarak beslenmelerine göre yakalanmaları ve hastalığın ciddiyetini karşılaştırdıkları zaman bitkisel beslenenlerin hayvansal ağırlıklı beslenenlere göre hem daha hafif geçirdiğini hem de daha az rastlandığını görmüşler.
Yine dediğim gibi burada birçok faktör aslında devreye giriyor. Ama onların teorisi zaten bitkilerin anti-inflamatuar, antioksidan yapıda olması, hali hazırda COVID'den korunmak için aldığımız vitamin ve işte bu kuersetin vesaire gibi flavonoidlerin ve fitokimyasalların zaten bitkilerde bulunması ve hayvansalların da yine oksidan ve inflamatuar yapısıyla zaten metabolik sendromu olan insanlarda daha fazla gözüküyor ki bu genelde hayvansal ağırlıklı beslenen insanların bir durumu diyelim. Bu yüzden bitkilerin daha koruyucu olması ve hayvansalların daha riskli olması da bu yazıda bahsedilen konulardan bir tanesi. British Medical Journal dışında COVID-19 ve beslenme arasındaki ilişkiyi ele alan diğer araştırmalar neler ortaya koydu? Polonya'da ve Güney Afrika'dan yayınlanmış birkaç çalışma daha var. O bu British Medical Journal'ki kadar sistematik bir çalışma değil. Ama orada da yine bitkisel ağırlıklı beslenenlerin hastalığı daha hafif geçirdiğine dikkat çekilmiş. Bu dediğim gibi aslında sürpriz bir şey değil. Bu konuda yapılan yani ve aksini söyleyen hiçbir çalışma yok. 3 çalışma yapılmış benim denk geldiğim ve 3'ü de bitkisel beslenmenin önemini vurguluyor. Burada şunu da söylemek lazım. Sanırım Güney Afrika çalışmasında bundan bahsediyordu. Tamamıyla bitkisel beslenen insanların mikrobiyotası yani bağırsağındaki mikroplar ve bakteriler tamamen diğer toplumun geri kalanından daha farklı. Bu da aslında önemli bir rol oynuyor olabilir. Çünkü yine sitokin fırtınasına gelirsek bir insanın vücudundaki immün sistemi, bağışıklık sistemi, sitokinler hepsi aslında toplam bir sistem. Bu da vücudumuzdaki mikrobiyatayla da çok ilişkili. Bu yüzden tamamen farklı bir mikrobiyataya sahip olmak. Yani biz ne yiyorsak bağırsaklarımızdaki bakteriler de onları yiyor. Eğer siz hiç hayvansal tüketmiyorsanız bağırsağınızda da hayvansallarla beslenen mikroplar barınmamış oluyor, vücudunuzu terk ediyor. Bu yüzden bugün hepçil beslenen ve bitkisel beslenen insanların bağırsak sistemleri, bağırsaklarındaki bakteriler birbirinden tamamen farklı. Spekülatif, kanıtlanmış bir şey değil ama onun buna bağlı olabileceğini de söylüyorlar. Dünya genelinde 100 yaş üzeri yaşayan insanlarla yapılan çalışmalarda bu kişilerin yüksek oranda bitki ağırlıklı beslendiğini ortaya koyuyor. Vejeteryen beslenme, bağışıklık sistemini genel olarak nasıl etkiliyor? Blue Zone diye bir araştırma var. Dünyada en uzun yaşayan toplulukların tüm alışkanlıklarını değerlendirmişler. Hepsinin kesişim kümesinde çok ortak bir şey var. O da hepsinin bitkisel ağırlıklı besleniyor olması, sigara, alkolü az tüketiyor olmaları ve bunların yanında beslenme dışı da işte sosyal yardımlaşma ve aile bağları, aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri gibi faktörler var. Hiçbir tanesinde ortak kümede et, süt, yumurta yok. O yüzden uzun yaşayan insanların aslında bitkisel ağırlıklı beslenen insanlardan olması bir sürpriz değil. Dediğim gibi şu an eczanelerde satılan ilaçların %99'u zaten bitkilerden üretiliyor. Çünkü bitkiler bize iyi gelen şeyler. Hayvanlardan üretilen ilaçlar ya katkı maddesi olarak kullanılıyor ya da bizim vücudumuzda eksik olan bir şeyi yerine koymak için. Örneğin bir enzimimiz eksik, onu bir hayvandan alıp ilaç haline getiriyoruz ve öyle kullanıyoruz. O yüzden aslında vücudumuza iyi gelen, onu iyileştiren şey, sosyal faktörleri bir kenara koyarsak bitkisel besinler olduğu zaten gün gibi ortada. Peki araştırmaya göre et ağırlıklı beslenen insanlarda hastalığın bitki bazlı beslenenlere kıyasla daha şiddetli seyretmesinin nedeni ne olabilir? Hayvansal gıdalar vücutta inflamasyonu ve oksidasyonu artırır. Bunun birçok sebebi var. En önemlilerinden bir tanesi trans yağ içeriyor olmaları. Normalde bize hep çerezlerde, abur cuburlarda trans yağ olduğu söylenir. Bu doğrudur ama eksiktir. Tüm hayvansal gıdalarda doğal olarak trans yağ içerir. Ve bu bildiğimizin aksine bizim için faydalı değil, bizim için zararlıdır. Vücuda trans yağ nasıl girerse girsin, vücutta inflamasyonu artırır. Bunun dışında az önce bahsettiğim mikrobiyata, yani vücudumuzdaki mikroplar da gelen besinlerle beslenir. Ve eğer siz sürekli hayvansallarla beslenen birisiyseniz, o gelen işte kolin ve karnitini, bugün bilinen teori, gelen kolin ve karnitini bağırsağımızdaki mikroplar trimetilaminlere çevrilir. Bunlar da oksidasyonu arttırır.
Bu ve buna benzer birçok sebepten dolayı inflamasyon, oksidasyon artar ve bu da sitokin fırtınası ihtimalini artırır. İnsanlar beslenmede genel olarak nelere dikkat etmeli, özellikle pandemi döneminde? Vegan beslenme öncelikle ne yiyeceğimizi değil, ne yemeyeceğimizi tanımlıyor aslında. Hayvansalları devre dışı bırakıyor. Hayvansalları devre dışı bıraktığınız zaman beslenmede çok ciddi bir uzun vadede size risk yaratabilecek besinleri beslenmenizden çıkarmış oluyorsunuz. Bu noktada ne yiyeceğinizi tabii siz karar vermeniz gerekiyor. Hayvansalları dışarıda bıraktınız ama hala birçok abur cubur ve yanlış beslenebileceğiniz bitkisel ürün de var. Bu yüzden vegan beslenmek eşittir sağlıklı olmak demek değildir. Vegan ve sağlıklı beslenmek istiyorsanız neyin mevsimi ise işte sebze, meyve, tahıl ve baklagilleri bir kısım çiğ ve mümkün olduğunca işlenmemiş, paketlenmemiş halde tüketmek. Hem sağlıklı hem vegan olmak, hem doğaya hem hayvanlara hem de kendimiz için yapabileceğimiz en basit ve en güzel şey olduğunu düşünüyorum. İster COVID olsun, ister kanser hastalığı olsun, ister nörolojik hastalıklar olsun, ne olursa olsun bitkiler her zaman bize iyi gelir. Ve hiçbir hastalık veya bir durum yok ki hamilelik, bebeklik vesaire hiçbirinde hayvansallara muhtaç değiliz. Her zaman bitkiler bizim için hem kısa hem uzun vadede daha besleyici, daha sağlıklı, erişimi kolay olan besinlerdir. COVID-19 yaklaşık 2 yıldır dünyayı etkisi altına aldı. Diyetisyen Shane McAuliffe, British Medical Journal'ın internet sitesindeki makalede bu çalışma beslenme tarzı, beslenme durumu ve COVID-19 sonuçları arasındaki ilişki hakkında ileriye dönük daha kapsamlı çalışmalara duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor, görüşünü dile getirdi.